Paulus'un Titus'a mektubu 1. bölüm. Tanrı'nın seçtiği kişilerin iman etmeleri ve Tanrı yoluna uygun olan gerçeği anlamaları için Tanrı'nın kulu ve İsa Mesih'in elçisi atanan ben Paulus'tan selam. Elçiliğim, yalan söylemeyen Tanrı'nın zamanın başlangıcından önce vaat ettiği sonsuz yaşam ümidine dayanmaktadır. Kurtarıcımız Tanrı'nın buyruğuyla bana emanet eden bildiride Tanrı, kendi sözünü uygun zamanda açıklamıştır. Ortak imanımıza göre öz oğlum olan Titus'a, Baba Tanrı'dan ve kurtarıcımız Mesih İsa'dan lütuf ve esenlik olsun. Titus'un Girit'teki görevi. Geriye kalan işleri düzene sokman ve sana buyurduğum gibi her kentte ihtiyarlar ataman için seni Girit'te bıraktım. İhtiyar seçilecek kişi, eleştirilecek yönü olmayan tek karalı biri olsun. Çocukları imanlı olmalı. Sefaletle suçlanan ya da asi çocuklar olmamalı. Gözetmen, Tanrı evinin kahyası olduğuna göre eleştirilecek yönü olmamalı. İlk başlığı, tez öfkelenen, şarap düşkünü, zorba, haksız kazanç peşinde koşan biri olmamalı. Tersine, konuksever, iyiliksever, sağduyulu, adil, hak ve kendini denetleyebilen biri olmalı. Hem başkalarını sağlam öğretiyle yüreklendirmek, hem de karşı çıkanları ikna edebilmek için imanlara öğretilen güvenilir söze sımsıkı sarılmalıdır. Çünkü asi, boşboğaz, aldatıcı birçok kişi vardır. Özellikle sünnet yanlıları bunlardandır. Onların ağzını kapamak gerek. Haksız kazanç uğruna, öğretmemeleri gerekeni öğreterek bazı aileleri tümüyle yıkmaktadırlar. Kendilerinden biri, öz peygamberlerinden biri şöyle demiştir. Giritliler hep yalancı, azgın canavarlar, tembel oburlardır. Bu tanıklık doğrudur. Bu nedenle Yahudi efsanelerine ve gerçek yoldan sapan kişilerin buyruklarına kulak vermemeleri, sağlam imana sahip olmaları için onları sert bir şekilde uyar. Yüreği temiz olanlar için her şey temizdir. Ama yüreği kirli olanlar ve imansızlar için hiçbir şey temiz değildir. Çünkü onların hem zihinleri hem de vicdanları kirlenmiştir. Tanrı'yı tanıdıklarını ileri sürer ama eylemleriyle onu inkar ederler. Söz dinlemeyen, hiçbir iyi işe yaramayan iğrenç kişilerdir.